Manisa'nın televizyonundan herkese iyi akşamlar. Manisa TV Haber Merkezi'nce hazırlanan hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Manisa'da öğle saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan Manisalılar yolda yürümekte zorluk yaşadı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre ise sağanak yağış 2 gün daha aralıkla devam edecek. Öğle saatlerinde şiddetini arttıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Şehir merkezinde de etkisini arttıran yağmur esnafı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yalın ayak yoluna devam etti. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağmurun 2 gün daha aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Manisa'nın Soma ilçesinde Kolin Şirketler Grubu tarafından kurulması planlanan termik santralle ilgili yöre halkı bilgilendirildi. Kayrakaltı mahalle sakinleri bu defa Kolin grubu yerine çevreci örgüt Greenpeace'e tepki gösterdi. Daha önce Soma'nın Yırca köyünde kurulmak istenen ve Greenpeace'in engeline takılan ve açılan davalarla Danıştay'ın Yırca'da kurulmasını iptal ettiği santralin inşaatına başlayamayan Kolin Ayşe'yi bu defa Kayrakaltı mahallesi sakinleri sevgi gösterileriyle karşıladı. Mahalleli ellerinde santral ekmek kapımız olacak, iş ekmek için köyümüze santral istiyoruz, kömür de bizim, santral de bizim, iş ayağımıza geldi, hadi gel köyümüze geri dönelim yazılı dövizler taşıdı. Biz şu santralın buraya kurulmasını, şu bölgenin insanın, Soma'nın, Savaştepe'nin, şu bölgenin insanının ekmek yemesini istiyoruz bu ocaklarda, buralarda. Aş için, ekmek için hepimiz varız. Dışarıdan gelip kimsenin karıştırmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. İzin vermeyiz. 50-60 kilometre, 70 kilometre yol gidip madende çalışıyor. Oradan gelip tarlasında çalışıyor. Ekmek parası için, hep ekmek parası için. Yöre sakinlerine yeni santralle ilgili verilen bilgilerde Soma Kolin Termik Santrali'nin 2 üniteli 230-255 megawatt kurulu güçte yerli kömüre dayanıklı santral inşaatı projesi olduğunu ve tesise yakıt olarak yerli kömür kullanılacağını belirtildi. İnşaat döneminin 40 ay süreceği ve bu dönemde çalışan sayısının 2000 ile 2500 kişi arasında olacağı söylendi. Yırca'da santralin yapılmasına engel olduklarına inanan Greenpeace, chat toplantısında yöre halkının tepkisini alarak jandarma nezaretinde mahalleden ayrılmak zorunda kaldı. Biz bunu istiyoruz. Buraya gelenler zulüm 1453'te başladı diyen kişiler. Bize iş veren, aş veren kişiler istiyoruz. İçin isteyen millet iş sahası olsun. Gördüm. Hayda tabii işi. Geldiler bunu. İstemiyoruz. Biz onları zaten istemiyoruz. İstemiyoruz. Yurdaya karıştırdılar. Burayı da karıştırın. Bak ne güzel yaptılar. İyi yaptılar. Yunus Emre Belediyesi daha önce görevden alındığını ilan ettiği Kılıçkaya'yı resmi internet sitesi üzerinden belediye başkan yardımcısı olarak tanıttı. Bu durum Kılıçkaya'nın görevden alınıp alınmadığına dair akıllarda soru işareti oluşturdu. 7 Mayıs 2015 tarihinde Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı kadrolarında değişiklik olmuş ve yetkililer tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya'nın görevden alındığı ilan edilmişti. Yaşanan olayın üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen Yunus Emre Belediyesi'nin resmi internet sitesinde Kılıçkaya'nın ünvanı Belediye Başkan Yardımcısı olarak belirtildi. Yunus Emre Belediyesi'nin resmi internet sitesinde Kılıçkaya'nın belediye başkan yardımcısı kadrosundan gösterilmesi görevden alınıp alınmadığına dair akıllarda soru işareti oluşturdu. Manisa'da cuma namazının ardından Doğu Türkistan'da şehit edilen 28 Uygur Türk'ü için gıyabi cenaze namazı kılındı. Şehzadeler ilçesi Alaybey Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le birlikte çok sayıda Manisalı vatandaş katıldı. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hayırlı cumalar.
Doğu Türkistan'da Çin'in vahşet ve zulmüyle şehit edilen 28 Uygur Türk'ü için Manisa Ülke Ocakları İl Başkanlığı gıyabi cenaze namazı kıldı. Şehzadeler ilçesi Alay Bey Camii'nde cuma namazı mütakibinde kılınan cenaze namazına MHP Manisa Milletvekili Zeynel Balkız, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve çok sayıda Manisalı vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından Manisa Ülke Ocakları Başkanı Onur Pabuççuoğlu saldırıyı kınayarak 28 Uygur Türk'ü başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz diye konuştu. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhları için... Şehzadeler Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Hacı Halliler Mahallesi'nde iftar yemeği düzenledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik iftar yemeğine eşi Tülin Çelik ve çocuklarıyla birlikte katılarak mahalle sakinlerini yalnız bırakmadı. Şehzadeler Belediyesi tarafından merkeze uzak mahallelerde düzenlenen iftar organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Hayırseverlerin destekleriyle Hacı Halliler Mahallesi'nde 1000 kişilik iftar yemeği verildi. İftar yemeği servisini programa katılan protokol üyeleri yaptı. Program sanatçı Ahmet İnce'nin seslendirdiği tasavvuf müziği eserleri eşliğinde gerçekleştirildi. Hacı Halliler halkının Ramazan ayını tebrik eden Başkan Çelik, birlik ve beraberlik duygusunun daim olmasını diledi. Başkan Çelik, iftar yemeğinin ardından vatandaşların arasında dolaşarak tek tek sohbet etti ve çocuklar için Hacıvat Karagöz Orta Oyunu sergilendi. Allah Allah, ses yok. Karagöz Efendi. Merhaba dayı. Manisa'da 38 zihinsel engelli genç bir günlük üniversiteli oldu. Zihinsel engelli gençler temsili diplomaları aldıktan sonra sevinçlerini, keplerini havaya fırlatarak gösterdi. Celal Bayar Üniversitesi Engelli Danışma Koordinasyon Birimi, CÜBÜSEM ve Manisa Zihinsel Engellileri Eğitime ve Koruma Derneği işbirliğiyle gerçekleşen zihinsel engelli bireylere temsili diploma töreni Celal Bayar Üniversitesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı mezun olan öğrenciler adına Manisa Zihinsel Engelliler Eğitime Koruma Derneği Başkanı Fehiman Karataş yaptı. Karataş konuşmasında şunları söyledi. Artık onlar da üniversiteden mezun olmanın gururu var. Bugün konuşmalar yapılırken ağlayanlara, gülenlere, sevinenlere, gözlerinde umut olanlara ve mezun olanlara selamlar. Kendimden çok sizlerin mezuniyetlerinizle gurur duydum gençler. Biliyoruz ki yaşamda siz de varsınız ve bizler sizlerle tamamız. Karataş'ın konuşmasının ardından bir konuşma yapan CÜBÜ Rektörü Kemal Çelebi şunları söyledi. Üniversite hayatına devam edemeyen zihinsel engelli öğrenci ve ailelerimizle aynı coşkuyu birlikte yaşıyoruz. 38 zihinsel engelli öğrencimiz bugün 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Alev Girli tarafından verilen toplumsal yaşam konulu derse katılarak başarılı oldular. Konuşmaların ardından zihinsel engelli gençlere temsili diplomaları ve çeşitli hediyeler verildi. Tebrik ediyorum. Bundan sonra onlara kolaylıklar diliyorum. Allah hem onların hem ailelerinin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rektörüm burada mı?
Babalarına alınabilecek en güzel hediye ne diye düşündüler, cevabı Mercedes'te buldular. Soma'da 3 kardeş babasını dünyanın en mutlu insanı yapacak olan o hediyeyi, Mercedes marka arabayı aldılar. Babalarının sevincini an be an kaydeden gençler haberimizde. Bu da yedekleri, bu da yedekleri. Allah kahretsin sizi. Bu da yedekleri. Canım benim, canım. Oh, babasının bir tanesi. Yavrularım benim. Oh, oh. O Bimbi, içine bak, dışına bak. Baba şeyle aç bakalım. Yıldızı var bak. Evet. Tamam mı? Evet. Ondan sonra evet. Şurada yıldızı var, altta yıldızı var. Hadi bin bakalım. Kayışları falan güzel. Güzel oldu, güzel. Babacım kliması her şey çalışıyor. Bak burada şu arkalar otomatik. Tamam mı? Ondan sonra bakarız. Bir tamam. Konuşalım ya. Hadi bakalım. Dur babacım. Şuradan açılıyor direkt. Böyle otomatik. Tamam, baba. Tamam. Hadi gidelim baba. Aman aman. Tertemiz. Dur baba hadi gidelim. Çakmağı yok. Var. Olmaz mı? Her şey var. Aman aman. Az önce şarj ettik sadece biz telefonu. Hadi baba. Eriş gel diyor. Konuşamam diyor. Eyvah diyorum, anneye mi bir şey oldu? Eriş sen ya. Ne bileyim. Allah Allah. Baba hatta şöyle bir şey var. Babacım bak. Yap bakayım şunu. Baba bak. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun baba? Ha tabii. Bak otomatik oldu. Şuradan atıyorsun. Heh. Düşürüyorsun. Kendisi atıyor. Buradan mı kaldırıyor? Yok şuradan. Kaldırmıyor. Sen kendini kaldırıyorsun. Kaldın kaldırıyorsun. Rahatsız, buradan rahatsız atıyor. Rahatsız edersen evet atıyor. İstediğin yere gideriz babacım. İstersen Soma dışı bir tur yapalım. Nasıl istersen. Sırada ekonomi piyasası var. Şimdi de hava durumu. Manisa TV 18.30 hafta sonu haberleriyle karşınızda olduk. Manisa'nın ekranından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Daha fazla haber ve ayrıntıya manisahaberleri.com ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.